Selam herkese. Şu an çok heyecanlıyım. Ben hep sürekli böyle oturmalı videolarda inanılmaz derecede heyecanlanıyorum. Niye bilmiyorum. Sanki vlog çeken ben değilim. Bugün arka fonda bu salondayız. Çünkü burada Esin böyle. Hava sıcak. Yan tarafta Özge var. Selam. Selam. Özge'yi bugün çağırdım. Özge benim kuzenim oluyor. İkinci dereceden kuzenim oluyor. Özge'yi çağırdım. Elinde sorular var. 100 soruyla kendimi size tanıtacağım. Başlayalım. Çok heyecanlıyım. Güzelsin. Say hi. Alright, now you can go. Bye. Başlayalım mı? Işık, yapı, güzel. Heh. Akşam insanı mısın, sabah insanı mı? Akşam sabah belli olmadı. Akşam geceye karıştığı için, gece de sabaha karıştığı için birden akıl edemedim ama sabahçıyım. Çocuklar olduğundan beri sabahçıyım. Karanlıktan korkar mısın? Evet, korkarım. Sessizliği ve yalnızlığı mı yoksa gürültü ve sosyal misin? Gürültü ve sosyalliği seven biriyim. Vücudun esnek mi? Bilmiyorum. O zaman ayağı düzlerini geçirir. Şurada şöyle mi yapıyorsun? Şurada böyle yapıyorsun. Atakanı peşeymiş oluyorsun. Bak öyle. Oldu. Bak esneksin. Sol el mi, sağ el mi? Sağ elliyim. Düzenli misin, daha mı? Çok düzenliyim. İnanılmaz derecede düzenliyim. Her yer çok düzenli. Yok, dağınık bir insanım. Her yeri erkenci misin, değişik düzenli? Erkenciyim. Her zaman her yere bir 10-15 dakika erken giderim. Gıdıklanıyor musun? Hayır. Dilini kıvırabiliyor musun? Hay hay hay. Öyle değil ben. Yapamıyorum. Olmuyor. Kullanabiliyor musun? Evet. Eskiden çok yapardım. Kulağını titretebiliyor musun? Yanaklarım değil. Çay mı kahve mi? Kahve. Aa, orada iç. Bisküvi, pasta veya donut? Üçü. Daha önce yetenek gösterisinde bulundun mu? Bulundum Berlin'de. Evet, tiyatro gösteriminde bulundum. Mezuniyete katıldın mı? Katıldım, gemideydi. Okulu sevdin mi? Sevmiyordum ama şimdi özlüyorum. Hayrete inanıyor musun? Hayır. Tırnaklarını yiyor musun? Bazen. Yemekte kendine güveniyor musun? Hayır. Kendi başına yapmak mı, en sanatı mı? İkisini de seviyorum. Çabuk affeder misin? Duruma bağlı. Lakabın var mı? Vardı eskiden. Neydi? Eskiden şımarık kız derlerdi, bir de sarı derlerdi. Fobim var mı? Fobim karanlıktan korkarım. Bir de uyurken bütün kapıların kapalı olmasını isterim. Dolap dahil her yer. Piercing veya dövmelerin var mı? Piercing'im burnumda var, kulağımda var. Başka yok. Dövmelerimde 3 tane dövmem var. Nerede var? Elimde 17 yaşında yaptığım nazar boncuğu var. Asla sevmiyorum. Bir tane ayağımda var, uğur böceği ve bir tane de omzumda sol anahtarı var. Çocukların var mı? 2 tane, 1 yaşında, 3 yaşında ve bir tane karnımda. Hayvan besliyor musun? Atma bir şey etti. Bir keresinde 2 haftalığına bir köpek bakmıştım. Onun haricinde yok. Benim var. Kardeşlerim var mı? Var 2 tane. Biri benden 1,5 yaş küçük. Diğeri de 24 yaşında. Kız insanı mısın, köpek mi? Köpek. Maç mı? Ay. Mac. Mac diyeceğine maç diyor. Mac. Mac mı? Mac mı? PC mi? Mac. Mac. Apple. Mac. Kumsal mı, doğa mı? Kumsalı sevmiyorum çünkü kum falan hiç hoşuma giden şeyler değil. Deniz, kum hiç hoşuma giden şeyler değil. O yüzden doğa diyeceğim. Banyo mu, duş mu? Banyo. Banyoda şarkı söylüyor musun? Söylemiyorum ama dinlemeyi seviyorum. Dans etmeyi seviyor musun? Seviyorum. Sigara kullanıyor musun? Hayır. En diller?
İngilizce, Türkçe. 20'lik dişin halen var mı? Bu alttaki ilk tanesini çektirdim. Üste oluyor muydu 20'lik diş? Bilmiyorum. Ya da üsttekilerini mi çektirdim? İki tane çektirdim. Diğerleri var mı yok mu? Çizgi film halen izliyor musun? Mecburen çocuklardan dolayı bakıyorum hala. Daha önce ve halen herhangi bir sporda bulundun mu? Okulda, yani ortaokulda tenis oynuyordum. Tenis kulübündeydim ama daha sonra hiç oynamadım. İsminin özel bir anlamı var mı? Hayır, yok. Babam bulmuş. Daha önce hastanelik oldun mu? Olmadım. Hiç diyet yaptın mı? Asla. Ben kim diyet kim? Asla diyet yapmam. Hiç. Tabii ki de yaptım. Hatta yani diyet olmadığım zamanlar çok kısıtlıdır. Hiç. Alın size başka bir minnok. Bu evde var ya, yani bol bol çocuk var zaten. Ne ararsanız var, bol bol çocuk var. Bol bol. Bu da Yılmaz. Allah'ım, bir tanesi de oradan bakıyor. Hiç konsere gittin mi? Gittim. Yalın, Tarkan, Gökhan Özen, Sadem'i söyleyen kimdi? Vesaire. Kampa gittin mi? Kampa gittim. Ben, Serhat ve Baran bir kere kamp için çıkmıştık yola ama kamp mı oldu bilmiyorum. Uzun süreli bir kampta bulunmadım. Hayır. Hiç ünlüyle tanıştın mı? Hayır. Birebir tanışmadım. Sınıfı ettiğin oldu mu? Çok. Nereye gidiyordun? Ya parka gidiyorduk. Kafelere gidiyorduk. Ondan sonra yani... Başka okuldaki arkadaşlarımızı ziyarete gidiyordu. Öyle. Hiç teli taktırdın mı hiç? Hayır. Şu an nasıl hissediyorsun? Şu an heyecanlı, mutlu ve sevinçli hissediyorum. Eğer para sorunu olmasaydı doğum gününe ne alırdın? Hiç düşünmedim. Doğum günüme ne alırdım? O kadar param olmadı. Ne alırdım? Öyle markalarla pek ilgim olmadığı için öyle bir marka bir şey söyleyemeyeceğim. Ama bir tatile gitmek isterdim. Dünyanın başka yerinde yaşasaydın nerede yaşamak isterdin? Küba'ya gitmek isterdim. Neden Küba? Ya orayı çok methediyorlar. Orada yaşamak isterdim yani. Okulda popüler miydin, değil miydin? Popülerdim. Hangi gün doğdun? Salı gecesi, yani çarşambaya bağlayan gece doğmuşum saat 5'te. En son ne yedin? En son çikolata yedim. Böyle küçük tane bol çikolata. Aferin. Sabah bu arada saat 10 falan yani. Ay yarabbim, ben gelinmiş. Çocukken ne olmak isterdin? Öğretmen olmak isterdim. Öğretmen de oldum. Aynen. Klasik bir cuma akşamı ne yapıyorsun? Çocukları uyutuyorum. Ondan sonra telefondayım. Asla yemem dediğin yemek. Barbunya. Barbunya mı? Bamya mı? O sülük olan şey böyle. Bamya. Bamyayı sevmem. Mantarı asla sevmem. Neden? Böyle bazı yemeklerin görünüşü beni şey yapıyor, irite ediyor. O yüzden sevmiyorum. Yapmam gerekirse sizde bir şey. Küba'ya gitmek, Miami'ye gitmek ve South Africa'ya gitmek. Asla onsuz yapamam dediğin bir eşya. Telefonum, kameram, laptopum, 3 tane. Bunlar olmadan nasıl video çekeceğim? Ayak numaran? 37, yani burada 4. Sürekli izlediğim bir film. Save the Last Dance. Sürekli böyle canım sıkıldığında gidip açıp baktığım filmlerden bir tanesi Save the Last Dance. Çok güzel bir film. Hangi telefona sahipsin? Apple mı, Android mi? Samsung. 2 ay önce telefonumu çaldırdım. Sonra hocamın eski telefonu bana kaldı. Ama o da Samsung. Yani iPhone sevmiyorum. Samsung kullanıyorum her zaman. Şu an ne yapman gerekiyordu? Şu an ortalığı toplamam gerekiyordu. Kahvaltı hazırlamam gerekiyordu. Bu sene hedeflediğim bir planın. İnşallah eve geçmek. İnşallah. Kendi evime geçmek. İnsanlarda en uyuz olduğun şey? İkiyüzlülük, yalancılık, seviyorum deyip arkandan konuşmacılık, insanı yanımda geğirmesi, osurması. En son dinlediğin şarkı? Medcezir. Kim söylüyordu? İyi söylüyor, Medcezir. Şu Medcezirler. Fırtınam, felaketim, hasretim. Na na na. Şu Medcezirler. Öyle bir şeydi. Dolabında olan en pahalı elbise. Yok. Evi onsuz bırakmam dediğin şey? Kameram. Boyun kaç? 1.61 santim. Vücudunda en sevdiğin yeri?
Çin sürgen ne? Tavşan. Ver. Tavşanmışım arkadaşlar. Şu an takıntılı olduğum bir şey. Takıntılı olduğum bir şey. Bu ara ya bir şeyi takıntı haline mi getirmiş olmam gerekiyor evet. Bu ara? Ne mesela? Yani mesela örnek sırtlı blog çekmek ya da kitap okumak. Yani takıntı haline. Takıntı haline getirdiğim bir şey. evet yani şey düzenli video çekmek ve çocukların gelişimi, evde gelişimi. Eğitim anlamında. Elimdeki araba. Daha aynısı yok. Ya arabayla araba takıntım yok benim ama kocamın sıradaki almak istediği araba var. Range Rover. Benim de yok yani öyle pek. Şu an kullandığım araba bana yetiyor. Yani diyorsun kocamın da ne olur pişer. Bana da düşer herhalde yani. En sevdiğin hayvan. En sevdiğim hayvan. Evet. Balık çünkü pek bir şey yapman gerekmiyor. Haftada bir besliyorsun. Kendi kendine yaşayıp gidiyor. Hayvan bakabileceğimi zannetmiyorum. Yani zannedemiyorum. En sevdiğim kitap? En sevdiğim kitap roman hikaye tarzı bir kitap değil. Sadece gelişim kitaplarını çok seviyorum. Kişisel gelişim veya çocuk gelişim kitaplarını okumayı seviyorum. En sevdiğin renk? Mor, purple, eflatun. Morun her türlü, her rengini seviyorum. En sevdiğin tatlı? Tatlının da her türlüsünü severim. Tatlısı yetecek. Sütlü tatları sevmem. Ama şerbetli bütün tatları severim. En sevdiğim... en sevdiğim içecek. Kahve dışında su. Su dışında kola. En sevdiğim yemek. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Yemek duyunca. Bir daha söyle. En sevdiğim yemek. En sevdiğim yemek... Neler? Mesela annem kömbeyi yapar. Çok da güzel yapar. Onu severim. Ondan sonra içli köfteyi severim. Hamur işi olan, sağlıksız olan her türlü yemeği severim. Sebzeleri sevmem. En sevdiğin yabancı yemek? Pizza. Makarna. Sushi sevmem. Balık türünü sevmem. Öyle. En sevdiğin küçük alet? Yani gadget istemeye çalışıyor. Tabii ki yine kameram. Kameramla ilgili şarj aleti, telefonum falan filan işte laptop yani bunları çalıştırılabilecek her şey. En sevdiğim hobi şu an şu anlık mı? Şu an en sevdiğim hobi. Şu an bir hobim yok herhalde. En sevdiğim film. Dizi serili film. En sevdiğim film çocuk ağlama bölümleri. Neydi? Gerçek filmi ben şu an çekiyorum. Geldi. Her bir film izliyorum zaten. Başrolünde Arya. En sevdiğim film... Daha çıkmamış film. Henüz daha çıkmadı. En sevdiğim film şu an yok. Yani her türlü filmi de izlerim. Genellikle romantik komedi filmlerini seviyorum. Polisiye filmleri seviyorum. Öyle. Kavgalı dövüşlü yani. Kavgalı dövüşlü evet. Aksiyon. En sevdiğin restoran? Yani fast foodleri seviyorum yani McDonald's olabilir, Burger King olabilir. En sevdiğin sandviç? Peynirli domates sandviçini çok seviyorum. Çıldırmaya saldı doktorum nerede? Ay. Beraber çıldırıyoruz. Beraber deliriyoruz. Hep beraber çözüyoruz. Deli. Sonbahar. Neden? Çünkü pek böyle sıcağı sevmeyen biriyim. O yüzden sonbahar, ilkbahar falan seviyorum. Ne kışı seviyorum ne çok yazı seviyorum. En sevdiğim Netflix serisi? Gossip Girl. Onu herhalde bir 4-5 defa izledim. Ondan sonra Vampire Diaries var. Onu çok izledim. Originals var. Onu herhalde 2-3 defa izledim. Ondan sonra bu aralar Game of Thrones baktım. İlk serisini bitirdim.
pek hoşuma giden bir şey olmadı yani. Öyle. En sevdiğin atıştırmalık? Her şey. Yani şekerli olan her şey. Bisküvi, çikolata, cips falan yemeyi seviyorum. İzlemeyi sevdiğin spor? Badminton. Badminton seviyorum. Bir de tenis seviyorum izlemeyi. Kahvaltıda en sevdiğim bir şey? Beyaz peynir. Bunun ismin? Ezgi Yıldız. Yıldız Gürk olsun be. Neden Yıldız? Eşimin soyadını taşıyorum şu an. Ezgi Yıldız. En uzun ilişkin? Şimdiki. Şimdiki eşimle olan ilişkim tabii ki. 2011'den beri birlikteyiz. Uğurlu numaran? 3. Aa, benim de. 3-29. Doğum günün ne zaman? 25 Kasım 1987. Bir sonraki 25 Kasım'da doğum günüm. 32 yaşında olacağım. Hangi şehirde yetiştin? 2 yaşına, anne 2 yaşına kadar mıydı Kahramanmaraş'taydık? 4 yaşına kadar Maraş'taydık. 4! 4! Evet. Ben bilmiyordum, ha? Yeni öğrendim. 4 yaşına kadar Kahramanmaraş'taydım. Kahramanmaraş doğumluyum. Ondan sonra 6 yaşına kadar Mersin'e yerleştik. Öyle. Şimdi nerede yaşıyorsun? Şu an Londra'dayım. 6 yaşımdan beri buradayım. Şu an neyi özlüyorsun? Pijamalarımı. Hayır. Yatağımı. Yastığımı, yatağımı. En sevdiğin ünlü? Bir daha söyle. En sevdiğin ünlü? En sevdiğim ünlü oyuncular var. Oyuncular da hiç ismini ezberimde tutamam ya, o da ayrı bir konu. Ciran var. Yok, çok da o yani şey değil benim için. En sevdiğim ünlü Kuzgun'da oynayan sarışın kız var. Selin Ciğerci'yi bu aralar Instagram fenomeni olarak takip ediyorum, çok seviyorum. Evet, ben de. Ondan sonra başka da o kadar yani. En sevdiğin roman karakteri? Yok. Yani baktım, düşündüm de bunun adına da üstüne yok. Çünkü çok roman okuyan bir insan değilim. Dans etmeyi seviyor musun? Çok seviyor oraya dans etmeyi. Zaten görüyorsunuz, anlatmaya evet. Gerek yok. Hiçbir şey kazandın mı? Evet, kazandım. Bir keresinde şey kazanmıştım. Lahmacun makinesi kazanmıştım. Bitti mi? Evet. Bitti mi? Bitti. 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 İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım biraz beni az çok tanıyabilmişsinizdir. Böyle eğlenceli bir şekilde 100 soru hazırladık. Bu arada Arya beni çiziyor. Öyle, çocuklarla video çekmek biraz zor ama izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Özge, burada gelip soruları sorduğun için. Sorulara falan soru sormaya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Güzel bakın, bye. Öpüyoruz, bye. Ama düşüyordum. Let's take a thumbnail.